ve hayvan atıklarının dışında doğal ya da yapay olarak üretilen zehirlerin bir kısmı ayrıştırıcılar tarafından zararsız hale getirilirken bir kısmı da zararlı halde kalır. Bu zehirler toprak, su ve buna benzer çevrelerde birikir. Bu zehirlerin bir kısmı canlıların yapısına katılmaya başlar ve canlıların bazı dokularında birikir. Besin zinciri yoluyla biriken bu maddeler yine besin zinciri yoluyla diğer canlıların dokularında da birikmeye başlar. Bu olaya biyolojik birikim denir. Aşağıda grafiklerde bir besin ağında yer alan iki besin zincirine ait canlıların vücutlarındaki biyolojik birikim miktarları arasındaki ilişki verilmiştir. Grafiklere göre bu besin ağının gösterimi hangi seçenekteki gibidir diyor. Şimdi burada arkadaşlar biyolojik birikim miktarı bakın birinci grafiğe bakıyoruz. K'da en fazla M'de ise en az. Besin zincirinde sağa doğru gittikçe biyolojik birikim miktarı artar. Bu durumda birinci grafik için oluşturacağımız besin ağı bu şekilde olacak. İkinci grafiğe baktığımda ise yine bakın K'dan M'ye doğru azaldığını görüyorum. En baştaki canlı da biyolojik birikim en az olacak şekilde yine bu besin ağını oluşturduğumda şimdi ikisine de bakıyoruz arkadaşlar. Burada bakın P, M ile L P ile besleniyor. Hem L hem de PM ile beslendiğini biliyoruz. Bakın A şıkkına bakıyorum. Hem L hem de PM ile besleniyor. K da L ile besleniyor. Yani A şıkkındaki besin ağının gösterimi doğru olacaktır.